Geçenlerde şey okudum, yani doğru olmadığını düşünmek istiyorum. Annelere 25 dakika derin uyku yetiyor falan diye. Daha neler. Yani saçma sapan konuşuyorsunuz. Ama gerçekten de demek ki o 25 dakikaya bir şekilde uyuyorum ki. Bilmiyorum çünkü benden ne kadar uyuduğumu toplamda. Yetiyor mu sana? Hiçbir fikrim yok. Müthiş fikirsizim. Bence salakça bir yani o kadar uykusuzum ki yani kendi kendimi uyandırabilirim. Çocuk beni uyandırmıyor. Ben kendi kendimi uyandırıyorum. Değil mi? Anne deli dürtüyor beni. Uyudumu kalktımı işte toguna göre kıyafetini almışsın giyinmiş tamam üstüne tabii. Bir şey atmayan deli dana bir oğlan var üstüne atmıyor. Anladık. Ama bana ne oluyor? Evet, değil mi? Sürekli üstü açıldı mı öyle mi oldu böyle mi oldu yani? Sosyal medyada gezmiyorum. Öyle alışkanlıklarım yok. Hani artık evet. Bir film izleme alışkanlığım bile yok benim. Ben o insan değilim. Bizim ama niye uyumuyorum? Yani sizin çocuk filmi, ben ya. Sana dedim, ben reklam izleyemiyorum ya. Yaptık bir kere. Başlamadık mı zaten? Ben ya. Başladık diye biliyorum. Şimdi öyle de güzel bir tarafı var, bir şey başladık diye bir hafta ihtiyacımız yok. Baran dolaşmayı bırakırsa açılışımı yapacağım. Bu işte, bu arkadaşlar, başlayacak bir şey yok. Biz başladık arkadaşlar yani. Seyircilerimiz, burası tıklım tıklım da olsa evet. Başladık. Bir şeyin şimdi ortasından berisinden değil, başladık. Efendim, bendeniz Dilek Çelebi Tunç moderatörlüğünde, Kups Mekan ev sahipliğinde, Baran Şaşoğlu yapım ve yönetmenliğinde yaptık bir kere. Ebeveynce Talk Show'umuza hoş geldiniz. Bu benim sanal param. Evet. Öyle. Kesene bereket. Ne demek sizin için böyle desteleri kuliste hazırladım çat 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 veriyorum. Aramızda ebeveyn izleyicilerimiz de var. Öncelikle arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Çiçeği burnunda bir arkadaşlık, taze fresh bir arkadaşlık. Kırmadılar geldiler çünkü Kocaeli'nden geldiler oraya yerleştiler. Evet. Özgür Gezgin, Neslihan Gezgin bir alkış alalım onlara da. Gerçekten de gezdiniz. Gezgin bir çift misiniz? Gittiniz oralara. Ya aslında evet gerçekten gezgin bir çiftiz. İlk evlendiğimizde Kıbrıs'a evlendi Neslihan. İkinci evlendiğimizde ilk evlendiğimizde. Evet, yani. İlk evlendiğimizin ilk zamanlarında Kıbrıs'ta yaşadık bir 5 sene. İş durumundan mı? Benim... Yok onun işi durumundan. Evet, ben... Eş durumundan. Evet eş durumundan. Ben hani üniversiteyi de orada okudum. Ondan sonra ne orada... okudun orada Özgür? Vallahi ben de... normalde makine mühendisiyim. Çiçeği burnunda bir arkadaşlık bilmiştim. Evet. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ya normalde 2,5-3 senelik bir arkadaşlığımız var ama böyle ara verip görüştüğümüz bir arkadaşlığımız var. Biz bir çocuklar için bir format hazırlamıştık. Evet. Hala da aklımızda. Hala yapmak da istiyoruz. Buradan da söyleyelim. Çünkü aileler çocuklarını belli bir yaşa getirdikten sonra, yeteneklerini fark ettikten sonra doğru yerlerde, doğru mecralarda birileriyle bir şey yapsınlar istiyorlar. Bizim Özgür'le kaderimiz öyle buluştu. Biz de çocuklar için yine ekran önünde oyunlu işler yapacağız. Evet. İnşallah. Yaptık burada da. Burada da yaptık da demosunu çektik, bir fikrimiz var. Evet. Bakalım onun şimdi için tekrarını yapacağız. Konuşmamızı yaptık. Ya, Kıbrıs'taydınız. Kıbrıs'taydık. Ondan sonra benim yine televizyonculuk geçmişim var çok uzun zaman. İşte Türkiye'de televizyonculuk yaptım, sunuculuk yaptım. Ardından işte bir televizyon yöneticiliği için Tekirdağ'a taşındık. Eşim bankacı olduğu için hani her yere peşinden. Her yere benim peşimden el ele böyle. Ya eşlerden birinin öyle olması iyi oluyor ya. Hele de memursa onun pasaportuydu bilmem nesiydi. Ya, harika. Tabii ya gri pasaportla dünyayı dolaşmadık ya. Evet. Dünyayı dolaşmadık yani gerçekten. Gri pasaportla 5 sene boyunca öyle çekmecede yattı. Abi, yine de olduğunu bilmek bile güvenmedi. O bile rahatlık yani. Peki o zaman arkadaşlarım hoş geldiniz tekrardan. Eyvallah. Ne kadarlık bir evlilik, ne kadarlık bir ebeveynlik? Neslihan sana sorayım. 15 yıllık bir evlilik. Maşallah. 11 yaşında da kızımız var. Bu kadar oldu mu yani? Bak, ya. Bak aslında soru oraya gidecekti, kaç diyecek diye merak ettim ama. Evet, iyi ki bana sormadın. Kaç yıllık evlilik diye sen oturup böyle. Yolda şey diyorum bizim çünkü. Bizim amacımız böyle çiftleri bu programdan sonra ayrı yatırmak falan değil yani. Yolda şey diyorum bak 6'ya gidiyor, orta 2 oluyor ona göre falan diyorum. Neden bu hatırlatmaları kadınlar yapıyor ya? Ya öyle ama bak evlilik 2 kişilik yani. Yaşamak, çocuğu yapıyorsun 3 kişilik yaşıyorsun. Ben 4'üncüyü kaldıramam diyorlar. Diye. Çocuğun işte bir bıraktım. Anne babası bir de ayrı ebeveyni var diye. Tabii, yani tabii. Bir üçgenmiş o. Evet. Şimdi 4 sene sonra karar verdiniz evlilikten sonra. Peki isteyerek mi oldu? Yapalım mı? Yoksa aile baskısı mı? Kaza ya, kurşunu mu? Ben anlatayım anlat onu. Anlat bence. Yani biz 4 yıl boyunca çok renkli bir hayatımız vardı Kıbrıs'ta. Yani Özgür Radyo sunuculuk yaptığı güzeldir, için. Evet. Öyle sürekli gecelerdeyiz, eğleniyoruz falan. Sabahlar olmasın. Böyle bir herhalde yorgunluk anımıza denk geldi. Ya yorgunluk demeyelim. Bir krupiyerden sonra işte. Evet. No borbetlerden sonra. Ben böyle yemek yapmayı bilmiyorum. Gidiyoruz kasinoda yiyoruz falan. Böyle bayağı renkli bir hayat. Ben dedim ki acaba bir çocuk mu yapsak? Hani durulsak mı falan diye. Ama bizim öyle komik ki. Yani bir gece önce
kulüpte eğlenirken ertesi gün böyle çok ciddi evet yapalım falan oldu. Daha sonra... doğrusu yani işte biz kulüpte eğlenirken bir gece önce hamile olduğunu öğrendik. Yani aslında karar verdik çocuk yapmaya. Hamile olduğunu öğrendikten sonra o bir gece öncesinde kulüpte gerçekten hani ben sunuculuk yaptığım için flashback. İşte, evet böyle kulüp işletmeciliği falan da yaptım. Sonrasında hemen böyle sağlıklı beslenmeye o akşam. Hemen mi? Anında olan yani hani. Yani oradan çizgi size... var yaşasın oley. Patates tava gelirken sen onu meyve tabağına çevir dediniz. Bir de öyle öpücükle çağırıyorlar değil mi orada? Hala evet, mi? Evet kasinoda. Ya o bir efsane ya. Ya ne efsanesi? Ben de eşime ilk tanıştığım sıralarda Kıbrıs'a gidelim işte dedim. Bu da bilmiyormuş tamam mı? Dedim ki oradaki garsonları dedim öpücükle çağırıyorsun dedim. Siz biliyor musunuz hiç duydunuz mu? Duydunuz mu? Eski kulağı kesikler nasıl sonra... yedin? Bana dedi ki falan yaptı. Sen de oyuncusun ya beni kandırıyorsun diye. Ama gerçekten de dedim tabii, bak. Tabii. Öpücükle çağırıyorsun. Ne diyorum dedi. İşte dedi ne istiyorsan. Yiyecek, ne istiyorsan içecek, yani. Ne istiyorsan evet. Pool, mul oynamak için filan. Gittik ve o bana inanmadan herkes birbirine yapılıyor ya. Yapılıyor doğru. Yapılıyor. Ben ilk bunu duyduğumda yani işte 98-99 yani yeni 18-19 yaşlarımda üniversitede okurken gittiğimizde bana dedi öpücükle çağırılıyor. Ben yaptım böyle. Ne yapayım köpek çağırıyormuşsun gibi. Hayır bir tane öpücük atacaksın lan. Böyle kuçu kuçu der gibi. İşte alışmamış ağızda hikayesi. Peki o günden sonra hemen sağlıklı beslenmeye geçtiniz. Nitekim sürpriz olan şey sizin. Evet. Şöyle oldu. Ben mesela hamileliğimi öğrendiğimde böyle o gün fotoğrafım var hatta. Testi vermişim. Doktordan cevap bekliyoruz. Ben çok pimpirikli bir insanım. Bir de hani böyle kadınsal sorunlarım vardı. Çocuğun olmaz falan diyorlardı. Onu hep falan. Diyorlar ya. Hep diyorlar. Sonuç geldi. O akşam yemekte bir fotoğrafımız var. Ben böyleyim. 3 aylık bebek çıkmış benden. Ya gün yani sabahki fotoğrafla akşamki fotoğraf aynen. Arası bir göbekte şöyle bir hemen fark var. Böyle moda dururken hemen moda girdik. Yani anında sağlıklı beslenme. Bir gece önce biz böyle zararlı ne varsa yapıyorken ertesi gün havuç mu yesek, ceviz mi kıralım? O abi, kadar kıymetli hale geliyor falan, değil mi? Evet, evet. Yani direkt merkeze konuluyor o andan itibaren. Derin şu anda 11 yaşında. Evet. İsmi nasıl oldu? Yani derin derin bir isim. Yani orada böyle şöyle bir şey var. Bizim mesela bu hamilelik sürecinde Kıbrıs çok sıcak bir yer tahmin ediyorsunuzdur. Hani anormal derecede sıcak. Biz hamilelik sürecinde... Biz orada film çekerken şey demişlerdi bize. İşte 45'in üstüne çıkınca tatil oluyor falan tabii. Dediler. Bakıyorsun kuranı 47-50 falan. Yalan söylüyor hükümet. Biz ölmüşüz. Havaalanında derece vardı kaldırdılar. Çünkü inince 55'i görüyorsun evet, evet, falan diye. Yani bir günde iki kere indiğimi bilirim ben tabii, Kıbrıs'ta. Tabii. İş yani kumar falan değil. Vallahi yani. Yani. Tekrar gelip bankadan para yolladık. Para çıkıyor. Ama bana orada güvenlik görevlisi bir günde iki kere görünce şey dedi bana. Böyle... Siyaset mi sizin falan dedi bana. Burada siyaset ilgili bir şey inşaat benim falan dedim gittim. İnşaat ne diyeceğim yani? Öyle dedim adama niye bir açıklama yapıyorsam inşaat benim falan dedim. Diyemem ki film çekiyorum. Boşver. Bizim öğrendik, orası ilginç aslında. Öğrendik hamileliği, ondan sonra cinsiyet öğrenme dönemine geliyorsunuz ya, orası çok heyecanlı. Kız mı istiyordunuz? Ben çok istiyordum kız. Yani evet. Tabii... Zaten bir kız babasını dinleyeceğiz evet, biraz evet. Sonra. Kız çok istiyordum. Ben iki erkek kardeş olduğum için, onlar da iki kız kardeşler eşimde. Sen kız erkek fark ediyor musun? Ben deli gibi kız istiyordum. Yani niye bilmiyorum. Hani erkek ben de olsa ben onu... Bir oğlan annesi olduğum için benim kız istenildiğini çok iyi biliyorum. Ya benim erkek de olsa pek normal kalmazmış. Ben böyle süsleyeyim, püsleyeyim falan böyle. Normal bırakamazdım çocuğu. Kendi cinsiyetine gibi biz geliyor ki kız oldu. Biz her sonu oğlumuz için etkinlik koşuyoruz. Sanki koşmazsak böyle sanki çocuğa bir şey yapmıyormuşuz gibi bir pazarda otur evinde değil mi? Değil mi? Neyse doğru. Benim de eşim dışarılarda gezmeyi seviyor. Dün süper. Bana diyor ki yani gerçekten de erkek çocuğu olmak berduşluk. Ben yalan söylemiyorum. Haftada yeni böyle güzel giyiniyor. Saçımı başımı topluyorum. Gerçekten de bir dişimi fırçalıyorum ya. Etek medeni olduğum, insan olduğum yer orası. Dün bir baktım eşim eski bir eşofman altını giymiş. Sen niye bunu giydin diyorum. Bana diyor ki sen kendi saçını toplasaydın diyor. Evet. Birbirimize böyle bulaşıyor. Ha, doğru söylüyor adam falan diye. Ama daha kız dönemedik. Çocuk olunca öyle değil. Hele bir de biraz büyüyünce hani sizler de yaşayıp göreceksiniz. Anne senin oran niye böyle? Şuran niye böyle? Falan diyor yani. Güzel görmek istiyor. Bir de bahsettim evet, zaten evet. Güzelliğe evet. Çok ben de kız kardeşimde gördüm onu. Evet, direkt kız jilet oluyor. Gibi döndü. Tamam. İsme dönelim tekrardan. Biz işte cinsiyeti öğrendik. Cinsiyeti öğrenince biz şimdi cinsiyeti iki kere öğrendik bir cinsiyeti. İlkinde erkek dediler bize. Bize de öyle oldu. Evet erkek dediler. Ailelerin tepkisi. Biz ailelere ben işte o zaman rahmetli babam o zaman sahaydı. Dedim işte baba erkekmiş falan olsun dedi. Valla hiç üzülme dedi yani. Nasıl lan olsun? Çocuk yani bu yani olsun. Aradı
kayınpederime... Ne yapalım kısmet. Ne yapalım kısmet üzülmeyin falan gibi. Lan öyle dedi yani, biz kötü yani, bir şey kötü mi yapıyoruz yani? Yaptık. Allah Allah o kadar olamaz dedik falan. Sonra neyse kız çocuğu olunca partilerle, kız çocuğu olduğunu öğrendiğimizde partilerle kutladık. O dönem doğuma bir ay kala babamı kaybettim ben. Babamı kaybettiğim için... O dönemde de işte isimler düşünülüyor. Alternatif isimlerden de söylemiştik babama. İşte şu şunları düşünüyoruz falan diye. O dönemde annem de Derin'i sevdiğini söylemişti. Belki sevmemiştir bilmiyorum yani. Oradan kalma Derin. Yani babam koydu ismini gibi düşünebiliriz. Biraz oradan da etkilendim. Evet çok yani. Etkilendim ben tabii. Peki o zaman eşinin ebeveynliğini bir iki cümleyle söylesen. Yani Özgür şöyle 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 bir baba ya da Neslihan böyle böyle. Kimin aklına geliyorsa ilk sana sordu. Yani Özgür... Çok evetçi bir baba. Tabii ki hayır ya diyor. Ya çocuğu babalarında böyle oluyor. Oğlum olsaydı öyle olmazdı. Ya tabii ki hayır diyor ama 3 saniye falan sürüyor. Ya ne oluyor o arada ne yaşanıyor aralarında nasıl bir titreşim oluyor bilmiyorum. O evet'e dönüyor. Yani çok evetçi bir baba. Hani Derin'e şu ana kadar hiçbir şeyine hayır dememiş gibi bir yani şeydir yani. Şöyle bir süre mesela yanlış bir şeye evet diyorum. Mesela işte son gündem işte cep telefonu. Baba marka. Evi sattım falan ha. ne yani? Şu markada telefon alınacak tamam kızım falan. Sonra anne hayır diyor. Ben de tabii hayırı kabul ediyorum ama 3-4 dakika sürüyor. Peki o sorun olmuyor ediyorum. Mu onun evet'e senin hayırın kriz ama yaratmıyor işte mu? Artık Derin çözdü bizi. Yani ben hayır diyorum diyor ki bir de babama sorayım. Aha. Baba evet deyince o evet bir daha zaten orada kabulleniyor her şey. Ay yeter falan oluyor. İyi vay vay. Evetçi bir baba. Sonra evetçi tabii kaprisleri baba. Başlıyor. Diyor ki işte siz bildiğiniz gibi yapın. Kafanıza göre takılın. Zaten ananız yok bu evde. Siz ne yapıyorsanız yapın. Kapı çarpmalar tabii, falan. Tabii tabii. Sen işte ben dediğim zaten benim ne görevim var ki falan. Ben çıkmış siz takılın falan. Ben diyorum ki ondan sonra babacığım hayır. Her şey hayır diyorum falan. O da dediğim gibi komiklik olsun diye söylüyor. 3-4 dakika sürüyor. Sonra tekrar evet'e dönüyorum ben böyle. Onun o zaman hem evetçi hem de kolay kandırılan bir baba. Çok hem de. Yani Derin'in özüre yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Kandırılan, kandıra, saf trik falan. Genel olarak değil, evet, Derin var, için saf diyelim. Başlıklar. Derin için diyelim. Ya ben Özgür'ün bu kadar iyi bir baba olacağını umuyordum. Yani hem yaşadığı hayattan dolayı... Yani çok uzun süre bekar yaşamış, Kıbrıs'ta yaşamış, ardında ne bırakmış bilmiyorum bir sürü soru işareti. Yani gerçekten bu kadar iyi baba olacağını, evde duracağını bunu ilk defa mı diyorsun? Evet ilk defa diyorum. Ya ama sanmıyordum yani. Ama sürekli yani. Şey diyor bana yani sürekli şey diyor. Acaba bir tane daha var mıdır senin? Ya başka sürekli diye korkuyorum ya. Kıbrıs'tan her an bir tane daha gerçekten bir şey geliyor. Gerçekten korkuyorum. Şimdi ya, filmlerde de olur ya onun zamanı var. Tatlım evet, daha değil yani 18'inde gelecek. Yani Derin tek kardeş mi diyorlar. Tek şimdilik. Yani ben yapmayı düşünmüyorum ama her an çıkabilir falan. Yok, çünkü yok. Gerçekten çok böyle Kıbrıs'ta böyle... Ne bir hayat denir ona, renkli bir hayat yaşamış. Çalsın sazlar, evet. Oynasa kızlar. Ben onun yani bir çocuk için eve bağlanacağını umuyordum ki. Ben bunu çok duyuyorum. Bir program, ya yani bir daha önce yaptığımız zaten toplamda bu kaçıncı programımız yönetmenim? 8. Yine bir kız babamız vardı. Buse Hanım'la Evren Bey'di. Ben dedi, ben evlilik ve çocuk babasıymışım dedi. Yani olduktan sonra kız böyle bir şey yapıyor. Kız eve bağlıyor direkt, babayı kilitliyor yani. Bizimki de tam tersine oğlan sen git falan diyor. Ama ben gidiyorum falan diyor. Blöfle dolu git. Bilal baba gitsin. Baba git ya. Hamileliğimde o kadar hani umursuz bir insan gibiydi ki Özgür. Sancılarım tutmuş, NST patlıyor, hastanede. Bir şey olmaz ya, eve gidelim niye burada kalıyoruz falan diyor bana yani. Diyorlar ay ki, dedim ben bundan adam yapsanız... yani bundan baba olmayacak. Yani adam bana NST patlıyor, bir şey olmaz eve gidelim diyor. Yani çocuk çıktı çıkacak o durumdayım yani. Ay yok ben de öyleydim gerçekten de böyle diyorum ki bak diyor. Baba diyorum duyuyormuş ona dokunsana falan diyorum böyle. Yalandan böyle bir fotoğrafı var. Benim de var öyle. Yani onu koyalım ya var, böyle. Var bak öyle süper bir fotoğrafım var. Sancı'yla fotoğrafım var benim öyle. Sancı mi? Biz onun topuğu falan zannediyoruz böyle. Sürekli biz böyle çocuğu... bir şey. Onunla Allah'ım diyorum şuna bak. Ben elini okşayınca diyorum top kafasına vuruyor falan. Sancıymış. Meğerse o Sancı'ymış. Gerili kasılmaymış böyle. Sancı'yla fotoğrafım, fotoğrafım var. Böyle. O elime gayol. Tabii tabii. Dedi ki doktor siz bunu mu seviyorsunuz dedi. O dedi Sancı dedi. Kasılıyormuş meğer orada. O sancıymış yani. Ay yok ya bizim de öyle da... var. İşte yok küsmeler, doktor kontrolüne yanı gitmeler. Zaten hormonlarla dolusun. Böyle evet. Bir auran var. Biliyorsun sen bir şey olmaz aynen, diyor yani. Bir gezegensen Satürn'sün halkalarında hormonların yani. Gerçekten. O şekilde dolaşıyorsun. Ve adamla küsmüşsün kendi başına gidiyorsun. Ben doktorla konuştum zaten diyor. Sen doktorla bir konuşsan şey yok, ne olur ki? Ben hissediyorum bende yani. Tutacaksın o eli. Ama sonrasında gerçekten hiç ummadığım şekilde. Yani doğduğu andan itibaren her iki. Ben ilişkinizi gördüm canım o ne öyle yani. Sen tabii, tapıyorsun tabii. Ona haberin evet. Var değil mi yani? Ya seviyorum. Ya seviyorum evet biliyorum. Hele erkeğin kilit noktası baba yani konuşmaya başlayınca çocuk, kız çocuk deliriyor. Yani tabii. O bir milattır Özgür'ün.
konuşana kadar böyle bebek işte evet çok tatlı falan evet, filan evet, ama böyle öyle. Baba gel yani, beraber uyuyalım babacığında yapalım mı falan filan direkt eriyor. Yani ya, evet, evet buradan şeyi de söylemek gerekiyor yani biz tamam biz anneler olarak ana rahmine hormonal düştüğü andan itibaren bize bir şey oluyor evet. Yani tuhaf bir şey oluyor. Onlar duymadan yaşamadan olmuyor. Müthiş yani. Bir koruma kalkanı oluyor sende uçan sineğe geçen şeye dair müthiş tabii. Algıların oluyor. Tabii. O ağladığı anda ağladı diyorsun kalkıyorsun ne ağlamadı diyorsun çocuk ağlamış hatta düşüyor. Diyorsun ne düşmesi ramak kalmış öyle yakalıyorsun evet. Ama konuştuğu zaman da evet. Babalara bir şey oluyor. Babalara evet. Ben orada başlıyor. Ben o yüzden de biraz tecrübelerimizden de bahsedelim ki insanlar sadece bu programa tabii, tabii. Eğlendik güldük diye geçmesinler öyle de bir şey evet. Değil. Çok zor farkındayım birazcık daha hanımlar sabretmemiz gereken bir şeyler oluyor. Gerçekten de kadın onu taşıdığı için daha donanımlı bir hale geliyor. Ve erkek hücresinde böyle bir şey gezmiyor. Yok yani. Gezmediği evet, yok. İçinde o fısıltıyı mı duyacak? O gülücükle mi yan yana gelecek? O tabii. Oksitosin nasıl salgılanacaksa dönüşüyorsunuz. Tabii. Aynen öyle. Onu çok, dönüştün. Çok, dönüştün. Zaman, çok zaman alıyor. İlk doğduğu bebekliğinde işte o mesela o Lousa döneminde falan hiç fark edemiyorsun bunu. Biz benim için çok zor zamanlardı. Bitiyoruz. Sadece hatta Lousa'lığı böyle... Lousa'lığı niye bu kadar abartıyor falan mı? Ha evet evet yani. Ben korktum falan da o dönem. Yani hani ben baba olamayacağım herhalde falan dedim. Aa. Evet yani şey o loğusalık biraz ağır geldi bana. Kıbrıs'ın sıcağı, stresi Temmuz ayında doğdu. Babamı yeni kaybetmişim falan dedim. Yapamayacağım ben büyük ihtimalle yapamam falan yani çok zordu. Böyle bayağı bir çatışma içerisindeydim böyle saç sakal birbirine. Sancılı bir süreç. Ya evet, bir evet. Sancı. Yani bizim birisini kaybediyorsun birisi geliyor. Evet. Yani mutluysak çok mutlu işte gerginsek çok gergin. O dönemde Özgür'ün gerçekten böyle çok yapamayacağını düşündüğü o çocuğun o ortamın sürekli eve birileri geliyor gidiyor. Tabii tabii. Bir de şimdi Kıbrıs'ta olunca annem babam geliyor. Gelince 20-25 gün kalıyorlar. Siz hepiniz geliyorlardı. Siz geliyorlar işte. Şimdi doğum ama... olmuş mesela. Bir bayram seyranda bizim yanımıza tatile geliyorlar. Doğum olmuş. O da çok ağır geldi. Benimkiler geldik. Evde. Kardeşim evde. Onunkiler evde. Onun ablası evde. Sadeleşti biraz daha. Daha evet. Bilinçlendiler. Evet. Yani evet. Hani ben kız kardeşimin lohusalık döneminde gereksiz yere yenilen o kısırlar. Yani kolu komşu gelmiş kısır evet, yiyor. Bilmem ne kol böyle cenazedeki yiyor. Cenazedeki gibi yani. Ben kovduğumu biliyorum yani. Kadın da orada böyle tabii. Şey yapmış. Her gelen memesini tutmuş kadının böyle... Misafirlere ikram ediyor. Çocuk onu ağzına getirir. Kanter içerisinde kalmış. Onda ne yapacağını bilmiyor. Ha, doğrusu çocuklar. Böyle falan dedim bir gidin ya. Dedim. Aa oyuncuya bizi kovdu falan diyorlar. Gülüyorlar. Kralın soytarısı gibi. Selebriti kaprisi. Yani siktirin gidin dedim ya. Gerçekten de bir siktirin gidin. Bir rahat bırakın kadını ya. Ayıp ettin diyor. Çok kaynanası falan. Oysa ki ikram edecektin. Tek hatırladığı şey bu. Abla diyor iyi ki kovdu. Tamam. O içgüdüsel bir şey zaten. İyi bıraksa kovdum. Baş başa yapacak onu yani. Evet evet bunun kitabı yok. Sen evet, bıraksan yok. Şey yapacak. Eğitimleri var hatta biz gitmiştik ben hamileyken. Evet. Para tuzağı falan i̇şte, evet evet gerçekten öyle. Anne bebek eğitimi, baba bebek eğitimi falan filan hepsi hikaye. Evet ben bir ara böyle basket topu gibi emziriyordum. Ne olduğunu anlamıyordum. Annem yavrum öyle değil şöyle filan diyordu. Bilmiyorum anne sanki bu böyle oluyormuş gibi falan geliyor benimki diyordum. Benimki böyle. Sonra değişik yolunu buluyorsun onu. Evet. Peki o zaman dedin ki baba evetçi bir baba dedin. Anne. Nasıl bir anne? Destan örnek bir anne. Wow. Ama kızına... Ama bana falan değil. Bana falan değil. Şöyle yani hani her anlam gerçekten örnek bir anne. Yani iyi anlamda da örnek bir anne, kötü anlamda da eyvah örnek. Eyvah. Çevresine de kendine de. Yani mesela Neslihan çok böyle anksiyet böyle şey olan, takıntıları olan. Panik, sabırsız, asansörde tek başına. Hep öyleydi çocuktan sonra. Hep öyle. Yani korkuları çok yüksek. Evet korkar. Evet her şeyden korkar, her şeyden. Benim mesela kedi kovalayan adam falan diye tanırlardı bir dönem böyle hani. Kediden korkar, her şeyden korkar. Kedi kovalayan adam. Evet insanı haricinde hareket eden. YouTube'da videolarım var kedi kovalayan adam falan. Bakın ben çıkıyorum böyle. Ya insanı haricinde hareket eden her şeyden korkuyorum. Yani orada mesela çocuğa da bunu örnek olabiliyor. Yani şimdi çocuğa... Ne gelişmemiş? Toksoplazma. Bu kedilerde kedi. Olan bir işte. Ha, evet, ha, onun gelişmediği için çocuk düşük yapma ihtimali vardı falan. Biz bunu çocuk doğduktan sonra da bunu hep dile getirdiğimiz için bu da bir çocuğa örnek oldu. Dedi ki benim alerjim var. Oysa ki yok belki. Nereden biliyoruz? Yani kediye köpeğe alerjisi olup olmadığını. Ay ben de örnek anne deyince. Asansörde. Evet evet. Ne bekledim bile zannettim ya. Hayal ne çıktı? Yine sen şeyisi ya şey de diyebilirdi kumarbaz, alkolik falan. Yani. Hayaller New Jersey gerçekten. Biraz daha aç da belki iyi bir şeyler çıkar aradan. Yok yok çıkar çıkar. Ama şey dedi, iyi taraflarıyla da diğer taraflarıyla da örnek evet. Bir anne dedi. İyi evet, taraflar evet. Yani, nasıl bir örnek anne? Daha onu... kötüleri bitmemişti ama tamam iyi taraflar. Hani belli de bir şey oluyor ya evet. Şimdi. Bir önceki programımızda da öyle. Şimdi çift sonuçta ebeveynlik var. İki zıt kutup var. Yetiştirilme, kültürel farklılar çocuğa. Her şey yetiştirmenin farklı. Bakış açısı. Ya ben her gün şey diyorum yani ya ben bu adamdan nasıl çocuk yaptım diyorum. Sonra diyorum iyi ki bundan yaptım falan diyorum. Değil mi? Yani
Bipolar kafası yaşıyorum evin içerisinde. Böyle bir şey herhalde yani ebeveynlik. Bence de öyle. Yani birbirimizin kızdığımız, eleştirdiğimiz yönlerini mesela bir konuda kızıyorum diyelim Neslihan'a. Ondan sonra takdir ettiğim bir yöne dönüşüyor. Yani direkt bipolar. Yani hani neyi takdir ediyorsun? Hani kızıyordun ya. Evet şöyle diyebilir miyiz? Ebeveynlik iki ucu duygu durumu bozukluğu diyebiliriz. İki ucu boklu değnek. Yani öyle, ben onu daha naif söyledim. Sen niye böyle pisleştirdin benim programımı? Ama işte bak son sağ gibi böyle. İki ucu boklu değnek. Gerçekten. Güzel yani. Söyledin ya. Ebeveynlik iki ucu boklu değnek. Evet. Gerçekten. Bunu caption atalım böyle. Peki örnek insan dedim. Bir şey daha söyle, yeni soruya geçeyim. Örnek insanı hemen bağlayacağım. Mesela bebeklikle. Evet evet. Mesela çevresindeki herkes. Bağlayamazsın o seni. Evet, yani, yolunda yani, bağlayacak. Şu an tek çaba ne olmalı? Annelikle. Ama izin vermiyorsunuz ki hocam. Hocam biz, izin vermiyorsunuz. Hayır ha. Biz hala sana zaman kazandırıyoruz. Adam anlamıyor ya. Evet. Burada gidip moderatörü sanki anne taraflı. Yani lütfen. Tükürecek yüzüme ya. Evet. Evet. Ben sana. Kaç kilometre Kocaeli? Ya şöyle, ben birçok yani etrafımda da o dönem hani anne baba olan arkadaşlar birçok trendi Neslihan'dan öğrenirler anneler. Yani işte o dönemki işte yeme içme alışkanlıkları ve çocuklara bunlar iyi geliyormuş tayfa vardır ya. Evet, hani bunları evet alalım. Neydi bilmem hanımın çiftliğinden Muğla'dan getirtelim. İşte onları öğrenirler. O zaman öğrenirler. Sen bu anne grupları falan filan aktifsin. Ben yok. Yok yok değil. Gruplarda o, değil. O, ben ama yapıyorum. Ama herkes yaptığını yapar. Yani hani evet yaptığını gelir yapar. Yeni bir oyuncak çıkmıştır. Herkesten önce bizdedir o oyuncak, bilinir. İşte yeni bir etkinlik yapılması gerekir. Herkesten önce onu öğrenir. Yani o trend setter gibi böyle trendleri çok takip eden bir karakter yapısı var. O da belki işiyle şeyiyle alakalı. Sen bir şeyden bahsettin ama Neslihan Hanım ben biliyorum. İzleyicilerimiz için sen ne işle meşguldün? Bankacıyım. 25 yıl bankacılık yaptım. Hı-hı. En son da işte bu. Ben de işinden diye moda tasarımcısıyım diyeceğim. İşinden dolayı trendleri çok takip eder ya. Faiz oranlarını söylüyor. Evet ya. Ne bankacılık? Gerçekten. Deseydin orada havalı bir şey belki oldu. Tanımayan insanlara çok. Çok alakası oldu. İşte bankacılık baktım çocukla evrilemiyor. EYT çıktı Allah'tan o anda. Ben de böyle emekli demekten hoşlanmıyorum ama ayrıldım, bankayı bıraktım. Çünkü genç gerçekten emekten benim kadar duygusal bir insana sürekli böyle çok parası olan ya da borcu olan, para hı-hı ihtiyacı olan insanlar o kadar para konuşmak 25 yıl gelmişti burama. Ben de senin mesleğini duyduğum zaman bir şaşırmıştım. Yani. Çünkü enerjin o yönde değil. Evet. Evet. Peki o zaman birlikteyken yaptığınız ama çocuktan sonra, çünkü 11 sene az bir zamanda değil. Niye özlüyorsunuz? Hani Derin'le beraber Kıbrıs geçmişiniz de var. Hani 11 sene önce yaptıklarınız ne yani? Ne yani özlüyorsunuz? Hadi bir düşünün. Ben şahsım adına özlediğim çok fazla bir şey yok eskiye dair. Çünkü her şeyi tadında dozunda yaptık. Hatta fazla cevabı fazla da çok duyuyorum. Hoşuma evet gidiyor. Fazla fazla yaptık. Gerçekten çok eğlendik. Çıktığımız süreçte de kısa bir çıkma sevgililik dönemimiz oldu. Biz çocukluk arkadaşıyız bu arada. Yani tabii evet, biz yazlık arkadaşıyız. Yani birbirimizi 40 senedir tanırız. Yani onun için hani birçok şeyi doya doya yaşadığımız için hani çok öyle ya keşke hani Derin olmasa da sinemaya gitsek dışında falan. Hayır yani senin özlediğin bir şey var mı kendine dair? Bak şimdi ya. Soru buymuş ya. Soru. Benim yok ya. Yok yok. Sakin. Hocam bu burada bir plaket girebilir miyiz hocam? Hocam bir plaket girelim orada. Çocuğun nefesi tıkandı diye. Pili mi değiştirsek hocam? Dur. Sen ona cevap vereceksin Neslihan. Senin yok, özlediğin benim, ne? Yok aşkım. Sen bireysel olarak soracağım. Gerçekten yani çocukla beraber beni, çünkü başka benim bir kafaya geçiyorsun. Benim tek özlediğim uykumun geldiği anda uyuyabilmek. Evet. Yani o lüksüm yok hayatımda. 11 sene hala mı yok? Hayır. Evet. Hayır, gerçekten ama neden biliyor musun? Yani uyuyabiliyorum. Evet Derin hiç. Bana öyle demediler ama. Derin'in hiçbir zaman uyku sorunu olmadı. Yani ben öğlene kadar yatayım, Derin uyur benimle. Bebekken de öyleydi. Ama benim sorunum mesela işte akşam böyle uykum geldi. Şurada bir kestirivereyim. O kadar uyumuyorduk ki çocuğun yanında. Hep Derin'i uyuttuktan sonra, Özgür'ü uyuttuktan sonra en son her yeri kontrol edip yatan ben. Bir gün işte 4,5 yaşında falandı Derin. Salonda böyle içim geçmiş koltuğun kenarında. Baba, annem bayılmış. Annem bayılmış diye geldi. Çocuk beni bayıldım zannediyor ya. Vallahi ben de panik halinde niye bayılmış? Uyuyor dedim. Düşünemiyor salonda yani. Evet. Bizim gerçekten de tam tersi oluyor. Ben anne biraz dinleniyor diyor baba. Hayır anneler uyuyamaz. Yavrum annem biraz dinleniyor. Uyuyorum ulan falan diyorum ben artık.
anne baba olduktan sonra benzemek istemem deyip de bir şekilde anne babanıza benzediğiniz yönleriniz ne oldu? Ne oldu? Ya aman Allah korusun anama babama benzemem diye de olabilir. Ay iyi ki onlara benzediğim de olabilir. Yani illa şey tütü kakadan bahsetmiyorum. Ben benzemek istemem anne babama. Yani çünkü o dönemle bu dönemin yapısı, gidişatı çok farklı. Yani onların ama şu noktada gerçekten hani dediğine katılıyorum. Benzediğim bir tek nokta var. Çok saçma bir nokta. Çok kızacaksın bence bana. Benim mesela hayatımın en büyük hatalarından bir tanesidir. Sen bana sorduğunda hangi mesleği yapıyorsun? Makine mühendisiyim. Mesela ben makineyi uzaktan görsem tanımam. Yani hani birisinin bana bu makine demesi lazım. Yani o derece. Mümkün yok. Öyle bir makine mühendisi. Hep iletişimle ilgili işler yaptım. Beni o dönemde ailem çok yanlış yönlendirdi. Ben de şimdi kızıma diyorum ki ya kızım diyorum yani sen eczacı çok yakışmaz mı sana eczacılık? Yani ya git işte hem bak. Böyle işte süs hem krem sat hem böyle losyon sat hem de dükkanın yerin belli olsun falan. Çok saçma, çok kızacaksınız bana ama çok istiyorum. Çünkü olsun istemiyorum ama yani işte tutamıyorum kendimi. Niye eczacılık ya bir de? Ya yani... mesela işte yani hani eczacı bir, o fikrin bin tane değişiyor. Şimdi derini biliyorsun sen, senin de öğrencin. Oyunculuk mesela film falan yaptık biliyorsun. İletişim becerisi de çok yüksek. Çok yüksek. BKM'de işte o tarafta 5-6 sene oyunculuk dersi aldı falan. İşler de yapıyor kendince. Ama hani yönlendiriyorum. Gereksiz yani bu. Belki çocuk BKM'de olmak istemiyordu. İstiyor yani. Sen de görüyorsun. Tabii tabii. Bir yere kadar hani, yönlendirmek gerekiyor. Tabii tabii. Duruşu yani. Şeyi filmde mesela normalde düşse bir tane diken batsa ayağına. Günlerce ağlayacak bir çocuk. Ama şeydeyken yuvarlandı mesela. Gizemli Adam Elçunan'ın çekimlerinde. Baya baya uçurumdan yuvarlandı. Ama... Bana filmi bir demedi. Daha söylesene buradan izlemeyenler için de. Gizemli anda, Adam. Evet evet. Gizemli Adam Mençuna diye bir film. Orada Netflix'te bayağı yaptı. Popüler. Evet evet çocuk kategorisinde. Ha, ben de. O arada da babanın da ilgi alanı. Uçurumdan yuvarlanmadı. Dizine diken battı. Ben yapımcıyım ben uçurumdan yuvarlanmadı. Ben ona bakarım abi önce. Ay çocuk izleyecek ben, diyecek baba yuvarlanmadım diken battı. Ambulans geldi kardeşim ondan sonra şey geldi. Bak. Çocuğunun başına gelen olayları nasıl büyütüyor, abartıyor yani. Diken battı, uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlandı. Bence kız çocuğu ya. Anneler kız çocuklarına dair daha yürekli olurken evet. Babalar daha böyle erkekte peki kıyamıyorlar. Nasıl? Mesela eşin... Bizde de erkek... Erkekte benim, mesela senin bir de eşin sporcu... Sabah, benim her sabah 2 yaşındaki çocuğumu eşim fırlatmaya çalışıyor. Hadi gel şimdi de iple şey yapalım. Hadi takla şöyle tutayım. Ne yapıyorsun falan diyorum. Tabii. Ben gerçekten de çok etkileniyorum. Yapabilir, yaşıtlar yapıyor falan diyeyim. Bir de bana arada böyle videolar atıyor ama Rus bebeleri böyle doğuştan şey yani. Sokmuşlar, çıkarmışlar sadece çocuğu falan. Sadece o da değil yani. Doğuştan atletizm, baleyle bilmem neyle uğraşmışlar. Bizimki hantal, koca götlü, kıdılı. Böyle bir tısırdıyor falan yani. Koşamıyor. Bir skuter almışsın. Ya? Tek ayakla gidemiyor. Yok beceriksiz yani yönlendirmek ya. De gerekiyor şimdi. Evet. Şimdi senin yaptığın kötü bir şey değil. Yani onun ilgi alanına, zevkine, keyfine evet. Göre yönlendirmek. Hani istemediği bir şey varsa da zorlamamak gerekiyor. Yani evet. Bizim tıfılı da koltuktan en fazla taklaştırırsın. Ama ona salta malta yok yani. Şu an için çok erken. Evet ama işte örnek olmak da yani en hızlı bulaşan şey örnek olmakmış. Yani hani yaptığın hareketler kesinlikle çok hızlı bulaşıyor. Kesinlikle çok yani örnek. Hani babanın sporcu olması, işte benim iletişimle ilgileniyor olmam. Aynen aynen. Evet. Kopyala, yapıştır, ne yapıyorsak şey yapıyor. Gezegenlere çok merakı var ve biz ona dergileri okudukça o kafasına yazmış. Ona birazcık da yaşından üstün bir kitap almışız. Çünkü şey animasyon görselleri değil de reel olan görsellere merakı oluyor. 2,5 yaşında. 2,5 yaşında da daha değil. Çok iyi. Onun kütüphanesini düzenliyorum. Benim böyle sol bekte kalmış. Güneş sistemimizin 6. gezegeni dedi. Ben bismillahirrahmanirrahim. Tövbeler olsun. Allah'ım çocuk. İşte mi? Üstün gücü olan, yani şey üstün güçten ne kastırıyor? Üstün güç benim için çünkü. Tabii canım. Üstün zekalı bir çocuk istemiyorum. Ciddi evet. İstemiyorum yani. Ben de ailelerin başka tedirginlikleri de oluyor zeka ile ilgili. Ama bunun üst seviyesinde çünkü bizim sülalede de olmadığı için ben bunu nereye götürürüm, ne yediririm, ne içiririm. Yani tabii, bir kompostoyu bile bilirken şüphelenirim. Oğlum falan derim yani içine parçılmazsaydım lan falan derim. Yani ben kendimi geliştiremem. Baba da boğa burcu. Ben de biz tembel insanlarız yani. O kadar normal yeterli. Bir çocuk olsun bize. Sonra baktım dediğin gibi bizim söylediğimizi kopyalamış boş resme bakıp öyle. Ah dedim ah gerizekalı tamam. Tamam istediğim gibi dedim. Estağfurullah. Ama çok iyi değil mi? O anda... Ama o cümleyi o yaşta kuruyor olması da ayrı bir zeka. İçine bilim adamı mı kaçtı bizim çocuğun? Yok yok şimdi tamamen iletişimi kesmeyi düşünüyoruz onunla konuşmamayı. Televizyon açıp saatlerce izleteceğiz ki tek ayarına dönsün. Ya öyle bir şey maddi gücümüze mı? Yetmez. Tablet mablet vermeye başladın mı? Yok o tür tablet falan vermiyoruz. Yani tamamen bilinçli bu Montessori anne. Kafasıyla ilerliyoruz biz. Gerçekten mi? Hem Sivas'ta hem de Waldorfçuyum ben.
Waldorfçu Sivaslı bir anne. Sivas'ın Montessori kasabasında. Sivas'ın Montessori kasabasında. Ya yemin ve şeyden. Ama güzel köylerinden Sivas'ın. Sivas'ın Montessori değil. Tabii benim babam Montessori'li, anne Waldorf'lu. Waldorf. Evet. Şimdi şey şunu anlatmak istiyorum. Şu kopyala şey yap. Yani bunu da nasıl anlatırım onu da bilmiyorum. Tunç Fitness bizim spor salonumuz Şair Nedim'de. Onun önünde işte babayla vakit geçirdikten sonra tam çıkacağız. Baba da bizi eve bırakacak. O sırada bir tane hanımefendi geçti. Büyük olasılıkla bir kalça problemi var. Yürüyüşte de kalkabiliyor muydum yönetmenim? Hani bu çok şey değil. Ya kadın yalpalanarak böyle yürüyor. Oğlan da kalktı. Aa ördek olmuş dedi. Şimdi çaşkın ördek, unutkan balık çocuğa. Anne ne diyecek? Diye diye. Ben unutkan balık oldum direkt ya. Böyle hiç aptal hayatım kadınla göz göze gelmeyeyim diye böyle olmayan havada kuş arıyorum. Anneye babaya benzemek istediğin ya da istemediğin yönlerin ne oldu Neslihan? Ya şu an fark ettim ki çok söylenmek. Wow. Ben hiç söylenen bir insan değildim. Evet, evet. Yani şu an bir klik nokta mesela onların arasında işte bu evet hayır muhabbetlerinden ya da başka bir şeyden derinin bir şeyi. Söylendim mi? Söylenmeye bir başlıyorum. Böyle başka bir olay gelişene kadar duramıyorsun. Evet, evet. İşte ne bileyim banyo yapmadın falan filan. Evet gibi, evet gibi, gibi yani. Hala niye uyumadın işte bak bu saatte uyuman lazım da falan filan. O böyle durmuyor. Ta ki biri arayacak ya ben başka bir konuya geçeceğim ya da başka bir olay yok, gelişecek. Yok. Yani sen başka zaten şort sizde de sen onları bitirme. Bitmiyor. Diyorum ki yeter çocuk anladı yani. Annen çocuk de öyle yapardı. Ve ben maalesef onu yapıyorum. Evet. Yani şu an fark ettim yapmayacağım. Tam o noktaya gelmedik ama bazen tam soruya denk geliyorlar. Çocuktan sonra sizin en büyük gerginliğiniz ne oldu? Yani çiftken İşte ne bileyim, niye gittin 21'e oynadın? Bu blackjack masası mıydı? Yani ya biz orada kumar oynamıyoruz. Öyle de bir algı olmasın. Hiç de sevmeyiz ha, hakikaten. Hani beti arttıralım gerçekten falan. De. O zaman ki yani tabii çiftken gerginliklerimiz oluyordu da çocukken tuhaf başka gerginlikler yüklenmeye başladı. Ne sizin gerginliğiniz? Ne oluyor bu çiftin gerginliği? En son gerginliğimiz telefon konusu oldu. Dedim bir telefon genel, istiyordu. Evet. Telefon istiyordu. İşte yaşta böyle 10-11 yaş. Ben de telefonun uzak durmasını istiyordum. Ben ama böyle haftalarca falan hayır. Hep hayırdım. Özgür böyle sağlam duruyor. Hayır diyor. Tamam. Sonra bir gün bir baktım. Bunlar gitmişler telefon almışlar. O kadar evet, sağlam evet. Yani benim evet, alanımdan çıktıkları evet, an baba. Gidip evet, yaptıkları ilk şey olmuş. Niye öyle bir şey yaptın? Dayanamadım ya bilmiyorum. Yani bir sebebi de yok ne gerçekten. Ne yapıyor derin sana o sihirli cümlesinle ne diyordu seni? Babacım işte diyor. Babacım ya. Yani. Babacım diyor. Yani dakan sular duruyor. Yani o zamanki şeyle yani hani eskiden kavga etmeyip şimdi kavga ettiğimiz böyle derin yüzünden bir şey yok. Ben az önce bir şey söylemek istiyordum da çok içimde kaldı onu sana söyleyeyim. Lütfen vallahi. Hadi lütfen. Şey önceden yapıp da özlediğiniz hani şimdi derin olduktan sonra yapamadığınız şey var mı derken ben mesela derin uyuduğumda bile derini çok özlüyorum. Yani hani böyle çok özlüyorum onu. Evet yani hani ya onun olmadığı şeyleri özlüyorum. Hani geçmişe yönelik onsuz bir hayat düşünemiyorum artık. Çok enteresan. Biraz hastalıklı değil mi? Biz de aynı şeyi vallahi yaşıyoruz. Vallahi çok tehlikeli bir şey. Yani onun için de bu çok tehlikeli. Uyuyor, benim için de. Sonra uyusun diye gözün içine bakıyoruz. Hadi anneciğim hadi senin yüzünden uykunu açtı şöyle yap. Uyuduktan sonra çocuk mıncırasım geliyor. Evet. Açıyoruz telefonları isimlerine evet bakıyoruz. Öyle değil bu mi ama? Bu saçma sapan bir şey değil mi? Ne oluyor bize? Oflayıp pufluyorsun. Çok sıkılıyor. Yani boşanınca değişiyor mu? Gidince gelsinler diye bekliyorsun. Gelince de gitsinler diye. Aynı şey söyleyeceğim. Öyle ya, ama değil işte mi? Ondan bahsediyoruz. Aynı kafa aynısı yani. Uyusun diye istiyorsun. Uyuyunca da dürtüp uyandırsam mı ya? Gelse de biraz mıncıklasam diye. Romantik bunu bir konuşma yapamıyoruz ya. Yok. Böyle işte iki tane bir şey işte sohbet edelim, çayımızı, kahvemizi, neyse şarabımızı koyalım diyoruz. Böyle oturuyoruz, başlıyoruz. Parkta nasıl böyle yürüyordu pompidip. Ay evet diyor. Sonra geliyorsun hadi konuya dönelim falan diyor. Böyle evet, sohbet konu açalım evet. Filmin içerisinde de devamlı bir çağrışan, devamlı bir çağrışan. Evet. Sonra diyorsun ki kendimize gelelim, bir şey yapalım. Bak bu uyaranı da veriyorsun. Tabii tabii. Ama sonra tekrardan diyorsun ki özümüze dönelim, kuzumuza dönelim. Ses mi var falan diyor böyle. Geçen çocuğa neredeyse kontrat imzalatacak. Anlatmayayım şimdi değil mi? Anlat anlat. Anlatayım mı? Anlat onun öyle yükselmek gibi bir hırsı var. Buraya oturmak. İkide bir mikrofonuma dokunuyor. Öyle bir şey yok. Oysa ki sesim de gür. Oysa ki. Ya kıza işte şey diyor geçen gün. Kızım diyor bak üniversiteyi okursan ben okuduğun yerde olacağım. Aynı sokakta ev tutacağız değil mi diyor bana. Yani biz kesinlikle uzaklaşamıyoruz. Demiyorum eğlenmeye ya gitmek demiyorum istersen. Bu düşkünlük mü kontrolcülük mü yani daha da ilerisi boyut ne ya, bu? Yok öyle bir şey ya o kadar da değil. Yani sadece işte. Ama ses kaydı almaya ya yani çalıştın ses kaydı alacaktın. Alsan ne olacak ya kızına dava mı açacaksın kabul edeceksin. Dinleteceksin sonradan çocuğa. Böyle
dediniz? Yani gitme baba Allah'ını seversen falan. Çocuk 11 yaşındaki ha ha baba dediğiyle. Baba o zaman evet zihinsel erişimi. Bilinç seviyem şu kadar da falan diyecek kalacaksın. Haberlerde izleyeceğiz demez seni. Demez be Dilek. Demez be. Demez be. Ah be. Ah be kız babası. Kız babalığı ayrı bir şey. Bir kere Derin okuldan geldi. Benden hoşlanıyor galiba. Özgür böyle kim? Kim? Adı ne? Adı ne? Ya. Yok yani. Adı ne? Nerede oturuyor mu? Söyle bakayım. Teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim. Böyle dedim eyvah eyvah yani. Bir dakika o kadar kıskanç mısın sen? Yo bu şey evrenin hani senden intikam alıyorum ey çapkın deme şekli herhalde. Kendine nasıl bir yapıştırma yaptın? Evren ne diyormuş sana? Evren felsefi bir şeyde uydurduk. Senden intikam alıyorum dostum. Güzel bir kız çocuğu vererek diyorum. Canım benim. Ya senin acaba o... Programın başındaki teorin başka çocukları olabilir. Evet yani ben şüpheliyim. Güzel bir soru geliyor tam bunun üstüne. Neyi aşırı? Özgür'ün. Evet. Neyi aşırı? Neslihan'ın. Ya bizim her şey sen aşırı düşün. Aslında yani. Gerçekten duygularımızı çok büyük yaşıyoruz. Yani sevdiğimiz zaman çok seviyoruz. Aşırı. Evet duygularımız çok aşırı yani. Çok seviyoruz çocuğu ya. Yani insan evde oturup durup böyle... Ne güzel de yapmışız ya. Der mi yani? Diyor ya. Hani Allah yarattı ama biz... Nasıl bir narsizm? Nasıl da güzel. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çocuk uyuyor. Önüne geçmişiz. Yani... Şey var. Çocukların nasıl bir ruh hali? Çok özür dilerim Neslihan hemen. Bu arada bana moderatörü de devamlı kesiyordu. Ulan kendim için yapmışım programı. Davet etmişim iki kişi. Tabii keseceğim. Ama konuk da, bir şey geldi. Konuk da çok konuşuyor. Hocam dükkan bir öncekinde de konuk konuştu, ben hiç konuşmadım. Dur, söyleyecektim. Şimdi insanda şöyle bir şey oluyor. Bir itirafta mı bulacağım? Acaba sizde mi oluyor? Şimdi severek evlendik, güzel de bir çocuk yaptık. Ulan daha önceki sevgilimle, ondan önceki ya da daha sonra olsaydı benden mi güzel? Yoksa ondan mı güzel? Ha, bir de öyle bir şey var. Yani neyin DNA'sı, neyin kafası bilmiyorum ama... Tabii tabii. Hani... Bir de öyle bir şey var dedin. Demek hayır, hayır, düşündün ben, yani hayır. Sen. Hiç tuzaktı! Ben hiç düşünmemiştim. Sen düşmedin. Yoksa ben kocamdan başka falan. Ben senin açından değerlendirdim konuyu. Canım benim. Ya yani gerçekten tutup kopartmak diye bir şey var ya. Ego... Erkek çocuğu bir de. Ya egoyu yani egolarımız tabii devreye giriyor. Devamlı sana anne 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 baba 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 ya baba. Ya çocuk gaz çıkartınca ay nasıl da tatlı der misin tabii, yani? Tabii. Şimdi o konuya gireceksek daha da çirkinleşecekler. Yani gerçekten ya, pıst yaptığı şeyi... Koklamışlığım yani var benim. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani ne diyecekler bana. Hiçbir fikrim yok ama. Bizim bir öyle arkadaşımız ama var. Doyurduğum için mi mutlu oluyorum İsmini onu? İsmini veremem ama arkadaşımız alkışlıyor. Biz her, de şaşırmıştık. Nasıl, her bırtı mı? Evet evet. Biz arabanın arkasında hatta setteyiz. İsmini de vermeyeyim buradan. Çok bastırdım. Verme bari. Yok, yok vermeyeyim bari. Ya verme lütfen. Verirsem şey alkışlıyor. Dedik niye alkışlıyorsun? Dedi fırt yaptı da dedi. Hatırlıyor musun? Ya nasıl çocuklar yetiştiriyoruz çocuk ya? Çocuk şıp şıp geliyor böyle. Ya sette çocuğun, böyle dolaşıyor. Ya bu çocuğun yetişkinliğini düşünsene yani. Yani her şeyi çok güzel, kendi mükemmel zannediyor. Sürekli ona böyle evde nasıl güzel bir çocuk maşallah diyen tipler var. Peki, kocaya gidecek öyle değil ama hocam yani. Pedagojik açıdan yaklaşır mısınız bu duruma? Şimdi pedagog değilim de bırtlamaya alkış mı? Bırtlamaya alkış mı? Ya şey diyorlar yani buna dair biz de çocuk yetiştiriyoruz, işte kitap okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama her çocuk, her yetiştiği evde... Evet. Oranın majör ve minör dengeleriyle büyüyor. Yani bir kapı açılıyor kocaman. Evet. Çocuk han kapısı sarayda büyüyor. Bir kapı açılıyor bir gece kondu kapısı. Tabii. Ama her aile biricik her aile tek. Evet. Tabii. Kitaplar etkili oluyor olmuyor değil. Ama dediğim gibi bu devreye girdiği zamanda da çocukla beraber ebeveyn öğreniyor. Nasıl yetiştireceğini nasıl bakacağını. Bazen dönüyorsun diyorsun ki ay bundan ana baba mı olur diyorsun. Tabii. Ama bir bakıyorsun gerçekten de öyle bir evlat yetiştirmiş evet. ki. Olmuş. Ön yargılı da olmamak gerekiyor. Bir şey sorabilir miyim? Yani psikolojik olarak pedagojik olarak ne dedin sen bir daha söyle hani bu doğru mu dediğin. Doğru mu yani pedagojik açıdan yani şey yani kitap. Şimdi... Övmemek gerekiyor çocuğu çok fazla. Sana göre biricik güzel olan şey başkasına dair evet. değil. Yani şunu doğru. eklemek gerekiyormuş. Canım bizce dünyanın en güzel şeysin. Annem bana göre falan gibi bir şeyler demek gerekiyor. Evet, annem evet. de yasakmış bu arada ama bana, annem de çok güzel oluyor ya. Çok güzel oluyor değil mi? Babam da öyle. Babacığım. Babam. Neyi aşırı? Hastalıkları falan konusunda böyle çok titiz, çok hassas. Düştüm hani böyle kıyametler koparan bir kadın diyemem. Tamam eyvallah hani böyle diyemem diye. Etrafı da... Çünkü sen biraz önce uçurumdan yuvarlandın. evet. evet. Yani evet. Tabii, yani bir avcısın Nesli ya. Ama bakar mısın dikeni uçurum yaptı. Dur sakin ol. Dur ne diyecek dur üzerine gelmeyin. Şey yani gerçekten hassas yani işte mesela öksürdü mü hemen yarın gidiyor muyuz İstanbul'a gidelim. Şimdi işte şehir dışında olduğunuz İstanbul'a gidelim hemen doktoruna gidelim hemen onu yapalım. Oralarda çok aşırı bence biraz hani kendinden dolayı hassas. Yani öyle aşırı bir tarafı yok. Onun dışında
hani ben çok seviyormuşum gibi görünse de o da minnoş minnoş böyle cork cork öpüyor yani öyle. Lan diyorum nasıl öptün o ses nereden yani çıktı? Yani yapmışım öpüyor. Yazık ya. Ben de öyle öpüyorum. Ben de çok seviyorum böyle Sivaslı Sivaslı. Böyle diye emikliyorum resmen emikliyorum. Sonra babası diyor ki ben de öpeyim. Sen öpme. Evet ya. Çünkü tam şeyde babayı reddettiği dönem. Ben de öpeyim falan diyor. Öpünce böyle adamı itiyor, kakalıyor. Bizde de öyle. Öyle senin öyle oldu mu? Oldu oldu. Babayı reddetme dönemi çok oldu. Yani kızda da keskin oluyor bir de. Evet. Hatta derin bir ara şey yaptı. Sınıfta bir arkadaşı annesinden babasından ayrılmış. Geldi bir akşam bana. Ben ilkokula gidiyor daha bu arada. Anne babamdan ayrılsam mı dedi. Kulak oldum. Sen daha 7-8 yaşına velet benim hayatımla ilgili, evliliğimle ilgili ne diyebilirsin yani? Nereden çıktı anneciğim dedim. İşte bilmem ki benim annesi babası ayrılmış da ikisi ayrı ayrı oyuncak alıyormuş da. Özellikle şeye bak Aspa'nın. Tabii tabii tabii. Aa, o bir dönem yuvamı takmıştı öyle. Yuvamı yıkayacak ayol. Takmıştı bir ara öyle babasına. Peki o zaman babası dedin hemen. Babası kılıklı, anası kılıklı dediğiniz çocuğunuzun sizlerden aldığı huylar. Uyku şekli, yatış şekli tam babası. Yani ben hayatımda böyle dizlerini kıvırıp şöyle bir hani aynı bu şekilde yatan bir insan görmedim ben, yani. Ben öyle görmemiştim. Ben özgür gördüm. Hatta demişti ilişki testinde. Dinlenebiliyor musun? Ona yatmak denmez evet ya falan. Evet yani o bir ayrı bir tabii şey öyle istemiyor mu yani? Güç istemiyor mu? Dizler havada yok, bacak bacak üstü atıyorsun. Yani. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok artık. Derin de öyle yatıyor ve ben çok şaşırıyorum. Nasıl ezik büyüdüysen. Uykumda bile kral gibiyim yani. Keyifçi bile olabilirsin yani mesela. Derin ultrason resim bile var ya öyle yatıyor yani. Bacak bacak üstü atmış. Aa, babası kılıklı. O babası kılıklı. Anası kılıklı. Anası kılıklı çok titiz. Ya yani çok temizlik düşkünü, çok böyle... Ay Duyan eve gelse şimdi rezil olduk. Ya, ya ne alakası var? Yani temizlik yediği zaman böyle duruyor değil mi? Evet evet yani yediği zaman öyle durur. İşte çatalda, bıçakta, kaşıkta bir şey olsun hemen gönderir falan. Ha. Öyle özgüven sahibi, o da anneden kaynaklı. Hemen gönderir falan böyle. Onun dışında annesi kılıklı dediğim şey yok yani. Fiziksel? Yani şurası bana çok benzemiş, nokta atış kime benzemiş? Ya o benzeme konusunda da bana hiç benzemiyor. Hiç yani benzemiyor. Canım, Özgür'e çok benziyor. Kayınvalidem bir gün böyle arkadaşlarına götürdü. Arkadaşlarından birisi dedi ki ay gözleri aynı sen dedi bana. Ben nasıl bir gurur. Yani ama bir... benziyor gözleri. Ama sana benziyor falan canım. Evet. Benziyor bence de gözleri eksen yani. Ama kayınvalidemin tepkisi göz bebekleri değil mi dedi. Ya o ne demek? Ya nasıl ya göz bebeği niye benzesin? Bir kayınvalide kolay yetişmiyorsun. Yani. Öyle demişti göz bebekleri değil mi demişti. Evet göz bebeği dedim. Derler derler. Ama bana çok benzemiyor yani. Derler daha neler yani derler. Yani benim de 84 yaşında canım kayınvalidem. O da hala... Allah uzun ömür versin diyelim. Canım benim hala her gördüğü zaman aynı babası aynı değil babası mi der. Ben de kırmamak için evet aynı babası aynı babası diyorum. Şimdi tam senlik bir soru geliyor. Çünkü daha çok sana işliyor bu. Hmm. İstediğini yaptırmak için değil de siz istediğinizi yaptırmak için. Kullandığınız derinde. Şimdi derin izlemesin bunu. Çünkü ödül evet ve cezayı soracağım. Tabii. Yani ne geçerli oluyor? Bir şey yaptırmanız gerekiyor. Diyelim ki o an bir şey var. Ya ödül ve cezayı biz çok işletemedik. Bir dönem ben çok denedim. Ben çok böyle sürekli çocuğa bir şey almayı seven bir anneyim. Böyle gittiğim bir yerde böyle 3-5 tane oyuncak ya da şey onun ilgisini çekecek şeyler alıp eve saklıyorum. Sonra mesela ona bir şey olsun ki Özgür diyor ki ödül olarak ver bu şeyi, hediyeyi. Şimdi mesela dayanamıyorum. Çocuk ay ne kadar uslu durdun sen. 10 dakika durmuş çocuk. 10 dakika durmuş. Aynen aynen. Ay ne kadar uslu durdun. Kapı çaldı. Bak görüyor musun ya kapıdan tabii, paket. Tabii. Evet. Yani ödül cezayı ben çok uygulayamıyorum o yüzden. Ceza zaten hiç yok gibi bir şey. Yapmam gerekiyor biliyorum ama yapamıyorum. Ceza... Böyle uyduruk ödüllerim var yani. Ben de yaptıramıyorum. Yani biz hani böyle şunu dersem derin yapar, sözümü dinler dediğim bir nokta yok. Yani genel olarak hani uyumlu bir çocuk. Ama bir şeyi de yer verirseni hırslandırıyordur ve ne cezası veriyorsun sen? Ha ceza, ne cezası ceza veriyorum. Senin o yani bir sınırını biliyordur artık o çocuk. Biliyor tabii yani öyle çok böyle agresif ve de üstüme gelen bir çocuk olmadığı için hani öyle çok sert cezalarım hiç Özgür olmadı evet benim. Evet dediği yani için zaten. Benim gerçekten hani en fazla odana git. Ha dün daha da evet evet bu hafta git odanda dersini yap dedim. Biz de dizi bizi bir şey izleyeceğiz evet işte. Git odanda yap dedim. Ondan sonra baba dedi gel gel burada yap dedim. Sonra ya, gel kendimle çalışıyorum hemen. Yukarıdan bir şey söylüyor evet bana. Gel dedim ya gel burada bizim yanımızda yap dedim. Ama şeyi soracağım sana az önce de soracaktım. Böyle kitabına göre şey yapamıyoruz. Hani
Evet. Yani sen hani hayat, ben de kitabını evet, hayat diyorum. Hayat bu değil yani. Hani biz hani çok övüyoruz, çok seviyoruz, çok mıncırıyoruz falan filan. Biz öyle yetişmedik. Zannetmem sen de öyle yetiştin. Hani Anadolu insanlarıyız hepimiz. Yani böyle bizi babamız da kafamızdan okşadığında hani biz mutlu olan çocuklardık. Biz sokakların çocuklarıydık. Tabii, tabii. Yani, yani anneme babam öperim alnıma koyarım elini ama sokaklar büyüttü bizi. Başkalarının çocukları büyüttü. Aynen öyle evet. Yani birinin kapısına gidip büyüdük, içerdik tabii. Suyu. Eğer aynen, çeşmesi bravo. Olan bir mahalledeysen evet. Bir şeydeysen yine içerdin. Şimdi yani yok öyle bir dünya. Öbürünün yani birinin aldığı leblebisi tozu değildi. Tabii. Yani o şekilde. Ama o eksikliği kapatmak için böyle olduk. Yani park annelere öyle çıktı. Eskiden bizim park annemiz yoktu. Biz kendimiz parka çıkardık. Buradan canım Beşiktaş park annelerine bir ricam olacak. Tek tek yüzlerine söyleyemedim. Bu saatten sonra çocuğumun arkadaşı da olmayabilir ama bir şey rica edeceğim. Ben ne zaman parka gelirsem çoluğunuzu çocuğunuzu bana kilitliyorsunuz. Hayırdır? Yani sizinle sosyalleşmek benim de hoşuma gidiyor ama siz sonra birbirinizle sosyalleşiyorsunuz. Ben o cücüklerle beraber birini kaydırıyorum. Öbürünü tutuyorum. Oyun ablası tebeşirle oldu. Birine satürn çiziyorum. Bir bakıyorum siz orada dünyayı kurtarmışsınız. Sen seç. Ben de sohbet etmeyi izliyorum. Yanlış anlamayın. Buradan kadına bak falan demeyin ama. Park ablası değil, park ablasıyım. Park anasıyım. Aa geldi falan saftirik falan diyorlar bana. Utanmasa. Ha bir kere dedi. Bir tanesi şey dedi. Kettle getirmişler. Çay siz dedi. Ben dedim ha siz içemiyorsunuz şimdi dedi. Aa, bayağı da, görev. Farkında da. Yani ben karton bardakla bana çay vermediler ya. Ben çok dedim iyi. İki sene sonra şuraya mangal kurmazsam. Bayağı görev haline yapışmış. Yani. Evet oradan da şey söylemek istedim. Sorumlulukların onlara... farkındalar. Beşiktaş park annelerine sesleniyoruz. Allah belanızı vermesin. Yok canım gerçekten de şanslıyız o konuda. Ödül ceza bizde işlemiyor. Beni ortada bıraktı yalnız öyle. Yok dediğin hiçbir şey kitabına göre işlemiyor. Doğru söylüyorsun. Yani evet. Daha sabah hayat... halıyı çizmiş. Evet aynen öyle. Ben sessiz olunca anlıyorsunuz değil mi? Bir sessizlik oluyor. Zaten kulak böyle kocaman bir kulağınız evet. Oluyor. Aha dedim ben bunu kesin anlıyorum. Şey ya kaka yapıyordur. Kenarda öyle. Evet daha işte doktorumuz zorlamayın dedim. Her yerde ama böyle yani. Ya kıyamam çok güzel değil mi? Ama çok tatlı değil mi? Sessizlik biz de göz göze gelmemeye çalışıyoruz ama aşırı derecede... Dünyanın en şirin çocuğu bir anda çirkinleşiyor. Falana dönüyor böyle. Çok tatlı. Bu eşini niye yedirdin diyor. Sus diyorum bakma. Bakma ona şey yapıyorsun. Bir teklif ediyoruz. Anneciğim tuvalette falan filan deyince. Aslında yapmıyorum. Kırmızı kesiliyor falan. Kıyamam. Diğer sessizliği de bir şey karıştırıyor. Bir şey karıştırıyor. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Benim şeyi götürdü gül suyunu. En fazla halıya dökmüştür. Buzdolabındaki gül suyunu alıyor. Annemin kokusu diyor döküyor. Koyuyor. O gül suyu bir soğuyamıyor. Bir tane kalemi unutmuşum. Hep toplanan kalemi. Sanırım oradan unutmuşum. Ben beyaz anaya. Galaksi gezegen yapmış. Ama kendisi de yok böyle. Saklanmış ya içine. Dora neredesin? Kim çizdi halıyı diyorum. İçine saklanıyor. Yok. Hata yaptığını da biliyor. Yok işte şimdi sen bana nasıl bağıracaksın? Nasıl cezalandıracaksın? Evet, evet. Ne diyeceksin yani? Ya bunun kitabı olamaz zaten. Aman yani. Yazsın. Ama gerçek alın. Hayatta o değil yani. Çocuk size kendinizle ilgili neyi fark ettirdi? Neslan? Ben çok anaçmışım yani. Oo. Bunu bilmiyordum gerçekten. Şu an bir tek kendi çocuğuma da değil. Bir tane çocuğu bana verin şu an yani. Tamamen kendimi ona verebilirim. Evet, tamamen onun mutluluğu için. O an tamamen ona özel olacak. Ve yani bütün arkadaşlarımız da küçük çocuklarını bize bırakır o yüzden. Ya mesela ben derini... de şimdi yarın bir işim var evet, benim. Evet vallahi bakarım. Şimdi sen... ben bu kadar anaç olduğumu, bu kadar özverili olduğumu... Çünkü çok keyfi düşkün bir insandım. Şu an tamamen ona kanalize hala. Yani 11 yaşında oldu hala. Güzel. Evet. Sen? Ben böyle mutluyum. Bende de aynı. Babaç. Yani evet. Yani babaç... Kopya çekme, kopya çekme. Babaç çok güzel. Yani ben hani bu kadar... Niye babaç diye bir şey yok mu ya? Yeni mi uydurdum? İşte ya. Ama çok içselleştirdim. Güzel, bence babaç. Bence olmalı. Niye? Babaç. Yani ana okulları değil baba okulları da olmalı. Ya da AVM'lerde şey var ya anneyle bebeği böyle bakım odasına koyuyor. Baba nerede? Cidden ya. Yani o baba niye vitrin geziyor da anne babanın da resmi olması gerekiyor. Bazı yerlerde var anne baba çocuk yapmışlar ama bazı AVM'lerde yok. Yok çok doğru. Cinsiyetçi. Bak, babaç. Babaç. Evet. Ben çok babaçım. Evet. Ben babaç olması babaçım. Gerekiyor. Evet. PDK'ya buradan söz. Babaç. Ben de öyle yani hani bazen bu kadar sabırlı nasıl olabildiğimi düşünüyorum. Normalde sabırsız, her şey hemen olsun, hemen bir şeye karar verildim o anda yapılsın falan bir insanım. Ama sabretmeyi öğrendim derinle beraber. Gözümün önünde böyle adım ve adım ve adım büyüdüğünü, çok işte bir şeyleri öğrendiğini. Çok hızlı büyüyorlar. Çok, bizim en bir konuştuğumuz evet. Şey mesela severken ya çok hızlı büyüme tamam mı ya? Ya falan ama diye küçükken seviyoruz. Mesela... Yani, evet.
2,5-3 yaşı en keyifli zamanları. Ve Özgür sürekli şöyle evde. Ay büyümese Allah'ım ya. Ay ne kadar tatlı büyümese. Ben de sürekli içimden şey diyorum. Cüce kalacak çocuk. Yani Allah bir yerden duyacak. Ben o anlamda ve demiyorum. Ve bu çocuk büyümeyecek ya. Ödüm çocuk... kopuyor. Ben de diyorum ki Allah'ım büyüse çocuk ya. Yani, serpilsin ben bir göreyim. Bizde şey vardı çocuk yani. Üstünden iki kere, bir kere geçince küçük kalır. Ya, kalırsa, ya, var mıydı? Ya var. İşte ben o yüzden kız kardeşimi çok dövdüm. Çünkü o benden en uzundu. Bir kere geçiyordu. Biliyordu ben zaten cüceydim o zaman. Bir daha geç. Anne bir daha geçsin falan. Annem ben geçeyim hayır onu geçmesi lazım diye. Şu an böyle obsesif cüce. Estağfurullah. Kilolu. Estağfurullah. Evet evet hala veremedim kilomu rahatlayın. Alta yazıyorsunuz ya. Kocamın spor salonu var ve inadına gitmiyorum. Yiyorum. Afiyet olsun. Yok ya biraz özel olacak. Biraz önce bir soru soracaktım da. Ama program bunun üzerine. Bu kadar seviyordun babaçtın, anaçtın. İki niye? Sağlık problemi mi? Ya ikinci çocuk biz aslında hala bile böyle derinin baskılarındayız. Evet, evet. Yani yapıyor, olsun, yapar olsun, o karısı. Olsun yapıyor. Ya çok, derin, çok ben büyütürüm baba falan evet, diye giriyordur evet, değil mi? Evet. Evet. Kim büyütür ama de? Büyütür. Gerçekten büyütür. Büyütür, yani, kesinlikle büyütür. Çok yok, değişik bir çocuk. Maksimum limitimiz üç kişilik düşünmeye yeterli. Öyle yani mi? Dördüncü kişiye yetmiyor kapasite. Gerçekten çünkü emin çocuğun misin, her şeyini çocuğun her şeyini biliyorsun. Ya ben hala istiyorum açıkçası. Ya. Ama yani hani Derin 3 yaşına geldiğinde dedik ya biraz geç mi kaldık acaba? Sonra çok mu geç kaldık lan? Acaba olmaz mı falan filan derken işte bugüne geldik. Aslında hiçbir zaman hiçbir şey için geç kalınmamış ama benim Neslihan'ın da söylediği şey en çok üzüldüğüm konu ikincisinin olmaması. Ama yani, kısa aralıkta yapmamış olmak. Evet, yani evet. Derin mesela 2-3 yaşındayken, hani Max 4 yaşındayken ikinci çocuk olmalıymış ama 11 yaşındayken de artık ben rahatlamışım. Oturup sohbet ediyorum, sizin geziyorum, tozuyorum. Sizin ilk çocuktu tozuyorum. Değil mi mesela? Vallahi. Ne kadar var yani arada? Ne kadar var arada? Pardon. 4 yaşında. 4 yaşında. Ha. Evet. 3-4 aydır. Bence de. Çok iyi bir programa denk geldiniz. Ama, ama yok, beyefendiden olmadı böyle diye var. Ya o kafa hiç geçmiyor. Hele evet, ki kız çocuk. O gün bugün, o gün bugün. Kız çocuk ben kandırsam kandırırım aslında yani eşimi. Çünkü ilki için de ben yapmıştım. Öyle bir potansiyelim de var. Ben yani gerçekten de. Ben senden astronot olursa falan diye 3 gün girsem kafana o astronot olur yani. Öyle bir yapım var. Çok iyi. O benim yapımla alakalı. Süpermiş. Hani eşimin ikna olma yeteneğiyle falan değil. Ben kendime güvenmiyorum çünkü onu da tamamen anneye patlıyor ya. Evet. Doğru. Çünkü eşimde de şey modu var. 3 yaşından sonra bana dönecek. Ulan ben 3 sene geçmiş. Bir 3 sene daha o modda değilim. Doğru, yani. Doğru. Hangi konuda sizden iyi olacak? Tamam şu konuda iyi, şu konuda iyi. Ama hangi konuda Neslihan senden iyi olacak? Teknolojide benden iyi. Babasından dolayı bilmiyorum herhalde ondan dolayıdır. Babadan teknoloji... makine tanımıyorum diyor. Yok yok şey hani sosyal medya işi yaptığı medya, için. Doğru. Derin çok acayip teknoloji konusunda. Bir bilgisayarı, bir laptopu, bir şeyi, telefonu verdiğinizde anında çözüyor. Ve sonuç odaklı yapıyor. Bende o yok yani. Ben mesela şimdi işte hani dijital medya işindeyim. Hani normalde içerik üretiyoruz falan birçok büyük markaya. Ben şu andaki sosyal medya trendlerini ondan öğreniyorum. Buna benzer 1000 tane şeyi ondan öğreniyorum. Yani baba hayır o şekilde montaj almaz. Sen CapCut'ta şunu yapmayı bilmiyor musun falan. Ne diyorsun kızım sen falan. Evet. Bir 11 yaşında çocuk. Teknolojiye çok fazla ilgisi var. Benim de öyledir yani. Teknolojik ilk ürün bir şey çıktığında hemen alırım yani böyle. Teknolojiye çok düşkün. Benden kat ve kat daha iyi olacak. İletişim konusunda da becerilerini eğer ki doğru yönlendirirse kendisi biz de hani destek olursak o konuda da başarılı olacak gibi geliyor bana. Benden daha iyi. Bana da öyle geliyor. Öyle bir kız. Peki o zaman tam burada şu soruyu sormak gerekiyor. Hangi hobisi ya da ileride gerçekleştireceği şey sizi ürpertir? Bu konularda iyi olur ama ne ürpertir? İşte bu sosyal medyayı doğru kullanırsa güzel ama çok abuk sabuk şekillerde kullanılıyor. Yani mesela işte TikTok diye bir şey var. Asla Derin'in girmeyeceği ve girmesini istemediğim bir yer. Ya da işte biz mesela sosyal medyaya kısıtlı sürelerde izin veriyoruz. Daha ileriki yaşamdan bahsediyorum. Şimdi yakın... Gelecek değil, değil. Daha da ileride. Mesela ileride kalkıp saçma sapan bir influencer olup da böyle hani sadece abuk subuk böyle markaları paylaşan biri olacak diye çok korkuyorum eyvah aslında. Eyvah evet. Yani doğru. Hayır artık yani öyle bir korkunç yani bir mesleği ya olmayacak ve aha, o işten çok para kazanıldığını çözüp ona yönelir diye çok evet, korkuyorum. Çok büyük bir tehlike olmaya başladı evet, bu değil mi? Bir de yani acayip etkiliyor onu. Mesela evet, ben yeğenime, kız kardeşimin kızına böyle bizimle konuşmuyor. İşte biraz işte çocuk onu sıkıyor artık. Kız 7-8 yaşında. Bizimki de daha 2,5 yaşında. Tarzanca, Türkçesi de şey yapıyor. Sonra ben onu katmak için diyelim ki o sırada bir iş için makyaj mı yapıyorum? Evet. Arkadaşlar bakın makyajıma falan dedim. O da böyle düşünüyor değil mi? Diyor, ne oluyor sana Ezo diyorum yani. Şimdi ne saçma sen falan diyorum. Böyle bana bakıyor.
akıyor. Evet. Yani buna dönmüş durumdalar. Yani kıçı kırık kalemi çekerken sesimi böyle dünyanın en iğrenç tonuna dönüştürüp sırf yeğen benimle ilişki kursun diye bunu yapıyorum. Ya, ama açıklı. Çok kötü. Neslihan'ın dediği şeye çok katılıyorum orada. Çok da çirkin olsun istemiyorum ama aptal sarışın olacak diye korkuyorum. Yani hani çünkü bu makina reels öğrenmesi işte şey oradaki hızlı o tüketim. Makyaj, o hızlı tüketim insanları birazcık o bizim hani 90'ların sonunda yapılan o hot blondie filmleri var ya sarışınlar işte böyle hani süslenip püslenip topuklu ayakkabılar falan. Tabii ki bunları yapsın ama o modda da bir insan olmasını istiyorum ben. Hani influencerlık bir meslek oldu artık. İnsanlar bundan para kazanıyorlar. Hı-hı. Ama influencer'ın kelime anlamına açılımına baktığın zaman konuyla hiç alakası olmayan bir şey. Yani insanlara bir şeyleri tanıtmak ve reklamını yapmak. Influence etmekle. Hı-hı. İşte onlara bu konuyu bilgilendirmekle alakalı. Bir şey sattırıp onlar gibi bir hayat yaşamakla alakalı değil. Farkındaysan herkes şu anda bunu erkek çocuklar için de söylüyorum. Gerçi erkek çocuklar için daha tehlikeli durum. Bu Minecraft'lar bilmem neler falan daha evet, çok... Evet. Ama bir taraftan onlar da kamerayı ellerine aldıklarında yine onlar da süslenmeye püslenmeye başlayıp... Ha, o tarz şeylerden evet, bahsediyorsun. Yani evet, yine evet. Onlarda da var bu özenti. Doğru, bu yaşlarda başlıyor ailelerde o korkular. Yani riskli olan tek ben şey... Ben de nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Makyaj yapıyorum, bana şu soruları sorabiliyor. Anne, erkekler makyaj yapar mı? Çok genel bir soru. Bazı konularda evet ama küçücük çocuğa da diyemezsin. Tabii. Anne, erkekler oje sürer mi? Sürmek evet. isterse tabii ki sürebilir ama... Tabii. Şimdi bazı da sınırlar var. Daha da o noktaya da gelemedik. Evet, nasıl konuşacağımızı da bilmiyoruz. Çok enteresan. Orada ne desek yanlış anlaşıldığımız şey için demek ben yorumla yapmak hani daha istemiyorum. Ona dair bir hazırlığın yoksa... Çünkü senin yaşamla da alakalı tabii. vereceğin cevap. Anneciğim ben buna birazcık hazırlanayım, buna cevap vereceğim derken... Hem cevap vermiş oluyorsun çocuğa hem de onun için zaman kazanıp doğru. Evet. Şimdi evet. soyutu anlatamam Güzel. Ben daha Tabii. çocuğa. Çok Tabii. şimdi bodoslama Tabii. geliyor. Geçen gün bana dedi ki anne omuz ne demek? Omuz, senin omuzun nerede diyor. O basit al burada diyorsun gösteriyorsun. Ama bu sefer Başka tuhaf bir şey. Bir şey. Anneciğim teyzeye öyle konuşma hani ördek değil desen anlatamazsın Tabii şimdi ki. Mesela o mevzuyu. Evet. Ya da daha da soyut soyut şeylere girecek. Bana biraz izin ver ben sana buna dair çok güzel bir cevapla geleceğim. Evet. Çok tamam zor, mı falan deyip zaman kazanman olsa. Gerekiyor. Çok zor sorular geliyor. Yani... Bu ama influencerlık konusunun altını çizelim. Bu gerçekten bir meslek ve gerçekten evet, başarılı evet. yapan Bunu insanlar var. Bunu izleyen aileler de şey yapacak. Evet. Derinin de çok takipçisi var, çok izleniyor ama bomboş olsun istemiyorum. Evet eğitimini de tamamlasın. Onun haricinde sosyal medyayı doğru yerde kullansın. Doğru kişilere ulaştırsın. Yani örnek olsun. Mesela işte arkadaşları var makyaj yapıyor, makyajını paylaşıyor. Derine diyorum ki hayır sen makyajın yapılmaması gerektiğini mesela dün akşam gecenin 10.30'da ben derine kalktım makyaj yaptım. Niye? Arkadaşına gitmiş, arkadaş kendine makyaj yapmış, biliyor, yaşıtlar. Derim benim yavrum hiç bilmiyor makyaj yapmayı. Bir geldi palyaço gibi surat. Biri mavi, biri yeşil falan. Gel kızım dedim, makyajı merak ediyorsun, ben sana öğreteyim. Bir güzel 10.30'da onu oturttum, makyaj yaptım. Bak dedim, makyaj böyle yapılır ama yaşın geldiğini. Ama sonra çıkartmasını o kadar zorladım ki onu. Hayır, bir kere daha yıkaman lazım, bir kere daha yıkaman lazım. Artık çocuk sonunda Kipsinde. Şey oldu. Ay makyaj iğrenç bir şey, evet, evet. çok kötü. Yani bunu yani, bilerek yapsan aslında çok da güzel evet, bir şey değil evet, mi? Evet. Hayır olmaz, şimdi de çiftleyeceğiz falan. Ya ben o yıldırmayı çok yapıyorum derim. Kezap yani. Neredeydi? Evet, evet. Şimdi de çamaşır suyuna sokuyoruz kafanı. Tabii, tabii. Mesela şu an makyaj konusu kapandı tamamen. Ha, hadi bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Son soruma geçmeden hemen küçük bir şey söyleyeceğim. Ebeveynlikten sonra hangi süper gücünüz ortaya çıktı? Ne oldu? Tamam anlaştık. Çıktı evet. ama bir süper güç. O zaman tersini sorayım. Hangi süper gücünüz olsun isterdiniz? Tam tersi. Ne olsun? Vallahi zor soru. Bir önceki konumuz şey dedi. Dondurma yeteneğimin olmasını isterdim dedi. 4 yaş, 5 yaşında bir kızı vardı. Banyo yapınca dondurayım, ayakkabısını bağlayınca dondurayım. Donsun yani, don deyince donsun. Gerçekten de bir çocuk bir ayakkabıyı evet. giyerken bu kadar ebeveynine zarar verebilir mi ya? Gerçekten şöyle saçımı, ya. Anneciğim evet saçımı ya. Tutma. Evet, giydiriyordu, parmağına basıyor, annem filan. Sağ ayağını ver filan diyor. Buz sağ diyor filan. Peki. Benim ben şey isterdim herhalde. Çok obsesif gibi görünecek ama. Çünkü başından beri işte Özgür takıntılı Yok öyle ya. Şeye gidecekmiş gibi falan filan. Biz işte burada. Ama ben hani böyle da. Gerçekten çok hoşuma da gitmişti. Netflix'te bir dizi var böyle teknoloji Black Mirror izleyenler Aa, bilirler. Aa çok güzeldir. Ben evet, hiçbirini evet. kaçırmadım. Orada mesela iki sevgili birbirlerinin yaşadıklarını kaydediyor ya insanlar. Sonradan izleyebiliyorlar birbirlerini uyurken falan. Hayır nereye ben, gideceğini biliyorum. Evet, ben Derin'in mesela izlemek isterdim yani hayatını. Çok, ya yapma öyle deme bak. Bazı çok kısımlara çıkarak. Ha. Dediğine de katılıyorum bak. Yani ürkütücü bir şey. Yani Yok, başta gerçekten mi? Katılıyorum ürkütücü. Yani o, başta da söyledim obsesif gibi görüneceğim ama. Ya mesela şimdi bizim şöyle evde bir kamera var. Buraya konuyu... gelmeden önce yani çok da farklı değil. Şimdi ben evet. 2,5 yaşındaki çocuk. Al işte. Sadece salonda evet. istediğin zaman büyütebiliyorsun ama dedim ki büyütürsen ben mahvolurum evet. dedim. Çünkü yani o kamerayla bakım veren kadına güvenme evet. bazen eşin oluyor. Yani biz birbirimizi şöyle şey yapıyoruz. Ben orada görüyorum gitmişim işte kendi alanım ya da başka bir şeydi. Hayatım telefonun elinde değildim falan. Yani ya da komut.
işte 3 saniye sonraki telefonu bırak. Yani çok darlıyoruz birbirimizi ya. Ya hayat... Buradan cep telefonuyla çocuklara bakan babalara sesleniyorum. Duruyor ya diyor. Yani kitabına göre hep oraya geliyorum. Bak kitabına göre den kastım o. Yani hayat gerçekten böyle bir şey değil. Yarın öbür gün hayatta çok zor şeylerle karşılaşacaklar. Fakat biz hani kendi böyle kollarımızın altındayken, evin içerisindeyken, o güvenli alanın içerisindeyken hiçbir sorun yok. Fakat ben okuldayken ona zorbalık yapılmasına, kızların özellikle kız çocuklarının birbirlerine zorbalık yapılmasına hiç dayanamıyorum. O zaman da büyüyemeyecekler. Erkekler bu kadar acımasız değiller. Erkekler en kötü ihtimalle birbirlerini dövüyorlar. Bir yerlerini acıtıyorlar. Evet. Ama kızlar duygusal... Manipüle. Evet yani diyorlar. Çok üzülüyorum. Oralarda onu yalnız bırakmak, kendi çatışmalarını... Bu da mı onun doğası? Evet, onu öyle ben de o taraftayım. Yani, yaşam da çetrefilleşiyor. Onlarla savaşmayın. Yani hep söylüyorum. Derine de özgüre de söylüyorum. Yani iyi insan çok olacak, zor. Kötü insan olacak, yanlış insan olacak, aptal insan olacak. Karşısında evet. Herkese göre davranmayı bilecek. Yani kendine bir duvar olacak. O aptal insanla aptal olmayacak yani. Ya da işte kötü insanla kötü olmayacak. Bunu öğrenmesi i̇nsan gereken yaşta. Olacak ya. Evet, evet, aynen öyle. Hangi süper gücün? Ya klonlanmak ister. Herhalde. Yani böyle bir Neslihan derini mutlu etsin, bir Neslihan Özgür'le vakit geçirsin, bir Neslihan da böyle kendi kendine dinlensin falan diye. Güzelmiş onu be. İsterdim. Olur mu be? Olur mu be? Bilmem bu programdan sonra. O zaman sen biraz önce girer gibi oldun, o modunu kaybetme, kamera senin, bu kamera da senin. Kapatırken kızınız büyüdü ama şimdiki anne babası olarak ona bir mesaj yollayın bakalım. Ne söylemek istersiniz? Programımızı Allah, kapatıyoruz. Çok insan şey söylemek ister. Böyle hazırlıklı olduğum bir soru da değil. Gelecekteki derinin çok mutlu olmasını isterim. Ben buradan gelecekteki damadıma mesaj vermek istiyorum. Senin... Umarım duyulmuyordur. Seni oğlum deyip bulacağım. Seni bulurum oğlum. hep elim üstünüzde. Özgür ben seni hep elim üstünüzde olacak oğlum. Derin 18 yaşa gelince programı tekrarlayalım. Ya şey, damadıma da değil de gelecekteki arkadaşlarına, gelecekteki derine hep arkadaşlarına mutlu ol, hep arkadaşların olsun. Hep arkadaşlarını sev onlar seni sevmese de. Hep mutlu ol yani umarım hep mutlu oluruz. İnşallah o mutluluklarında da işte damat falan dedik oralarda da inşallah hep ben de yanında olurum. Ağlayacak. Ya inşallah hep yanınızda oluruz. Senin gözün ne oldu ya? Ama yani benim oralarda olmak yani hani bunu bak belki de ya. İşte 10-15 sene sonra çok mu erken diyor? 20 sene, 25 sene sonra izlediğinde onun yanında olmayı, beraber izlemeyi çok yani severim. Yani şey, gelecekle ilgili yatırım programı çekmiyoruz sonuçta. Evet. Bir tane de bok gibi soru koymuşum. Evet ya. Gerçekten de böyle de kapanması gerekiyor bunun. Ne diyeceksin sen kızına? Ben ne diyeceğim? Hep aynı şeyi söylüyorum. İyi insan olsun. İyi evet. İnsan mutluluk getirir. İyi olduğu sürece her zaman mutlu olacağına inanıyorum. Yani safiyen iyi olmasını istiyorum. Sadece tek bu. Başarılı ya da iyi anne, iyi baba ya da işte iyi eş değil. İyi bir insan olsun. Bir tek bunu istiyorum İnşallah. Dedim ben. Evet. Küçüklüğünden beri bunu de. Bunu ben de söylüyorum. Evet. Eşimle söylüyoruz. Yani iyi bir doktor, avukat, bilmem ne, barista yani neyin iyisi bilmiyorum ama merhametli bir insan evet. Olsun diyorum yani. Merhametli bir çocuk yetiştirebildiysek öpüp başımıza koyalım. Evet. İnşallah. O kendiliğinden su akar yolunu bulur. Aynen. Çünkü değişir işlediğin, güçlediğin şey. Çok teşekkür ediyorum. Hazırımızda olduğunda gelen... Şimdi çok eğlenceli bir programdı. Çok teşekkür ederiz. Çok biraz da beni de. Överseniz sevinirim yani. Hep böyle. Dilek sen niye bu kadar format iyisin ya? Ya gerçekten. Güzel olmuş format ama değil mi? Bence çok harika. Taklitlerimizden sakının. Yani bence evet. Taklitlerinden sakının. Taklitleri çıkacaktır biliyorum tahmin ediyorum. Ama şaka söylüyorum övmeyin beni canım. Şaka yapmıyorum harika bir program. Çok iyi bir yerlerde eğlendiniz olmasını mi? İsterim. Gerçekten mi? Teşekkür ediyoruz. Kalabalıkların artmasını isterim. Baran Hoca'nın da yönetmenimize de buradan bizi ağırladı. Ona da çok ekip teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarım. Mekan sahibimize de teşekkür ediyoruz. Koca elinden gelen ayaklarınıza, kocaman yüreklerinize. Davet ettiğin için biz teşekkür ederiz. Ne demek? Çok kibarsın. Çok sağ olun. Çok keyifli. Çok tam ev ortamı olsun. Gibi. Çok keyifli. Onu çok vaat güzel. Etmiştik. Oldu. Süper. İzleyen için de umarım öyle olmuştur. Biz her cuma kendi YouTube kanalında Yaptık Bir Kereyle sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Yaptık bir kere. Gerçekten hocam ev ortamı gibiydi. Bize de bekleriz. Ya mevzu bitmez.
Gerçekten de bir çay demlesek meğeye kadar yolu var. Merhaba, bugünkü bölüm çok güzeldi ama burada ufak bir bana yine sataşılmış, ona bir cevap vermek istedim. Onun için buradayım. Karim ajitasyona başlamış. Yok 25 dakika yetiyormuş annelere ve ben o kadar uyumuyorum diye söylenmiş. Sabahları onu güzellik uykusuna yatıyorum. Ona kadar Dora'yla oyun saatimiz bizim. O uyurken biz oyunlar oynarız. Bugünlük bu kadar olsun. Özlü sözle bitirelim. Kişi en çok neyi severse imtihanı ondan olurmuş. Anonim bir söz, bana ait değil. Teşekkürler, görüşmek üzere. Thank you.